kalmanak demişler ya. Mesleğe öğrencilik yıllarımda başladım. Önce tabii kendi kendimize şey yoluyla hani elde sokakta falan yapmaya başladık. Kısmet bu böyleymiş. Yani mesleğe başladım profesyonel olarak yaklaşık 20 yıldır. Sahaf kitabevi olarak çalışıyorum. Ansiklopedi bir dönemin özeti gibidir aslında. İnternetin olmadığı zamanlarda çocukluğumuzda tabii bizde ödev için her türlü bilgi için ansiklopediye başvurulurdu. Ansiklopedi hemen her evde olması istenen bir kaynaktı. Ciltli olurdu. 15 cilt, 20 cilt falan gibi. Bunlar bazı gazeteler kuponla verirdi bunları. Evlerin baş köşesinde olurdu. Muhakkak hani bir kitaplık olmasa da vitrinde muhakkak ansiklopediler olurdu. Yani canı sıkılan insanlar, okumak isteyenler, tabi bu kadar medyanın da çok zengin gelişmiş olmadığı zamanlarda muhakkak ki şeydi. Ansiklopedi olmazsa olmazlardandı. Kütüphaneye gidilirdi. Elinde yoksa şayet mecburen kütüphaneye gider oradan bakardı kaynağa. Mümkünse tabii elinde bulundurmaya, evde bulundurmaya çalışırlardı insanlar. Şeydi, çok kıymetli, değer verilirdi. Ta ki internet çıktı, artık bilgi daha kolay ulaşılır hale geldi. Güncellenmesi ayrı bir dert tabii. Şimdi ansiklopedi çıkıyor, o 20 yıl sonra bilgiler güncellenmiyor. Dolayısıyla ansiklopedinin şeyi kalmadı, geçerliliği kalmadı. Hani coğrafi konularda olsun, güncel konularda olsun birçok konuda değişiyor. Bilgiler değişebiliyor, güncellenmesi gerekiyor. Ansiklopedi bunun şey yapamadı, karşılayamadı. Karşılayamayınca da tozlu raflarda kaldı. Şimdi biz onu hurda kağıt, takoz yerleri falan hani tezgah altlarına koymak için kullanıyoruz. Maalesef durum bu. Ya da daha çok şeyler kullanılıyor. Dekoratif amaçlı işte el işi falan yapmak isteyenler, kitap isteyenler onlar kullanıyor daha çok. Ansiklopedinin geldiği nokta bu şu anda.